Merhabalar sevgili seyircilerimiz. Bugün sizlere Düzce Kaynaştığı Yayla Kafe'den sesleniyoruz. Yanımızda firma yetkilimiz Vedat Bey var. Hemen kendilerini tanıyalım. Vedat Bey, Düzce'nin Kaynaştığı ilçesinin Bıçkyanı köyünde 1973 doğumlu. Yaklaşık 11 yıldır da bu kafede işletiyorum. Burada dışarıdan gelen çok oluyor, civar illerden. Yaklaşık burası da işte köfte ekmek, ızgara çeşitleri, gözleme, sucuk ekmek, toz, çay, kahve, artı bir de sipariş şeyi üzerine köy ürünleri kahvaltı veriyoruz sabahları. Peki sonuçta hizmet sektöründeyiz ve bunun için de hijyen en önemli detaylardan birisi. Hijyen konusunda nelere dikkat ediyoruz? Temizlik bizim için birinci ön plana geliyor. Zaten en büyük destekçim benim eşim ve kızım var. Bunlara da şeyleri aldık, hijyen belgesi falan aldık. Aile işletmesi olarak devam ediyorsunuz zaten. Evet. Onun için de yeterince de bu konuda hassas davranıyoruz diyorsunuz. Evet. Peki, ürünlerimizi nerelerden temin ediyoruz? Et ürünlerimizi özellikle bildiğimiz yerlerden mi? Evet. Kendi akrabamın kasabı var. Köfteyi oradan, sucuğu oradan, tavuğu oradan alırız. Yani onlara çok dikkat ederiz. Bu konuda da teşekkür gelir. Evet. Müşterimizden çok teşekkür gelir ve sipariş de alırız yani. Evet. Lezzetimizden ödün vermiyoruz diyorsunuz. Evet. Peki şimdi biraz da konumumuzdan bahsedelim. Konumumuzdan da bahsedebilir miyiz? Çok güzel bir doğanın içerisindeyiz zaten. Evet. Burası 2011 yılında açıldı. Fenerbahçe tesisleri olarak çok güzel yerdir. Şimdi biraz dumanlıdır ama siz göremezsiniz. Gölüyle, doğasıyla, yürüyüş alanıyla, Abant'a yakın olmasıyla daha şeydir. Yani biraz serin olur ama çok güzel. Tavsiye ederim yani, gelip gezmenizi tavsiye ederim. Evet, gelmişken de tabii size uğramadan geçmeyelim değil mi? Tabii. Evet, peki ilerideki hedeflerimiz nelerdir? İlerideki hedefler büyük. Şimdi biz bu işletmeyi açtık. Buna kalacak konaklama yeri de açıyoruz şu anda. Şeyimiz devam ediyor. Bungalov evlerimiz var. 6 tane bungalov evimiz inşaatı devam ediyor. Bir de restorantımız var. Allah izin verirse bunu da bir yıl içinde yapmayı planlıyoruz yani. İnşallah. Umarım en kısa sürede gerçekleştirirsiniz İnşallah. Hedeflerinizi de. İnşallah. Peki çalışma saatlerimiz kaç aralığında? Hafta sonları devamlı açığım. Yani sabah 8'den gece 12'ye kadar açığım. Yani her türlü hizmet var, çay kahvesinden olsun. Hafta işleri biraz farklı oluyor. Yani yoğun olmadığı için biraz farklı oluyor saatler. Anladım. Peki buradan sektörünüz olan meslektaşlarınıza ve yeni girişimcilere neler söylemek istersiniz? Yeni arkadaşlarım var. İşte onlara da başarılar dilerim. Önünüzü açık olsun. Başka bir şey değil mi? Evet. Yeni girişimcilere de buradan değil mi? Evet. Başarı için biraz azim gerekiyor. Evet, azim gerekiyor. Sabır gerekiyor. Azmedeceksin, sabır edeceksin. İşi severek yapmak. Evet, ilk önce işten yapacaksın. Severek yaptı mı her şey devamı geliyor. Kesinlikle öyle. Peki buradan son olarak seyircilerimize neler söylemek istersiniz? Burayı hafta sonu herkesi bekleriz. Hafta sonu devamlı açıktır. Doğasıyla, yürüyüş alanıyla, piknik alanıyla, gölüyle çok güzel bir yerdir. Kamp alanıyla, çadır kamp alanı vardır. Bekleriz hafta sonları, hafta içi. Evet, değil mi? Gelen kafasını dinlesin. Evet, bu güzel çok huzurlu. Manzara kuş eşliğinde. Evet, manzara, kuş sesiyle sabahları, akşamları çok güzel oluyor burası. Bekleriz. Gelip keyfini sürsünler evet. Diyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz bizlere zaman ayırdığınız için. Başarılarınızın devamını teşekkür diliyoruz. Teşekkür ederim, ben de teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz, sağ olun.